Evet, Eskişehir'e geldik. Şöyle öğretmen evine geldik. Öğretmen evinde şarj yeri varmış. Hem de uyumak için tam güvenli yer. Buraya bu şekilde şarj yapmaya geldik. Hem de uyuyacağız. Bakın, güvenli ev falan var. Süper yermiş ya. Evet, Eskişehir'e geldik. Öğretmen evinde şimdi yatalım. Aynen. Sabah geleceğiz. Böyle bir çılgınlık yapacağız evet. Bugün. Vlogumuzun başlangıcı da böyle olacak. Çok farklı bir vlog. Aynen. Çok yarın görüşürüz. Farklı. Görüşürüz. Evet, ben yeni evine geçtim. Uyandık. Yiyordun mu gittin? Arada bir sıcak oluyordu ama. Kahve yapacağım şimdi. Birazdan Eskişehir merkeze gideceğiz. Nasıl? Araba burada iyi mi sence? Süper. Emin misin? Çok güzel. Şöyle bir mahalleye park ettik. Mahallenin ismine de bak da yersin. Evet, burayı buluruz da ileride şey alışveriş merkezi var. Oraya gitmek oraya istemiyorum. Yok yok, merkez orası. Ha, orası merkez değildi bence. Yiyecek bir şey bulamadık. Yasin çiğ börek istiyor ama ben çiğ börek yemek istemiyorum Eskişehir'e gelip. Çünkü çiğ börek bizim de yemeğimiz. Yediğim şey bildiğim tadı, neden tadayım? Hem de alasını yapıyor. Arkadaşımız var Nesip abla, hatta izinden önce, gelmeden önce tatile yapmıştı, efsaneydi. Ama onu yemek istemiyorum ben, çok ağır, yağda kızarmış. Hadi Yasin, bul Yasin bir şey. Şu aslanları bir göster. Evet, Eskişehir çeşit galiba. Eskişehir Belediyesi. Allah, yaya geçti, ne yapıyorsun ya? Ne yaya geçti? Ben geçerken yeşildi. Git lan! Allah Allah. Abi konuştuğumuz insanların yüzünden çektiğiniz güzel olur çekinmek istemezse zaten söylerse demiş. Aynen. Yasin bazı şehirde bankarta tramda gezebiliyorsun aklımızın. Abi düz yürü demiş. Merhaba dümdüz tramvay yolu demiş. Merhaba evet. Merhaba. Merhaba. Ben yeşilinde... geçerken yeşilden yürüdüm. Hayır yeşilden yürümedim. Elini sen... çek abi elini çek. Elini çek değil. Evet elini çek. Yeşilde yeşilden geçeceksin. Ben yeşilden geçtim geçerken kırmızı oldu. Alakası yok. Ben geçerken yeşilden geçiyorum. Tamam ben de geçiyorum. Evet. Yeşile geçeceksin. Ben yeşilden geçiyorum ya. Elin de böyle dokunma bana. Lan dokunsan ne olur? Doğru konuş ya. Yanında hanımın var şeyi var. Sen de o zaman düzgün konuş. Ne de attıracaksın ya? Siz taksici misiniz? Kaybol ya. Sen kaybol. Yanıma gelip sen geliyorsun benim yanıma ya. Yapacağım gibi. Ne? Artistik yapmayacaksın. Ben yeşilde geçtim. Yeşilden geçtim sen ya. Sen yeşilden bir şey geçmedin. Bağırıp çağırıyorsun bana ya. Yeşilden Allah Allah. Yo geçtim. Taksici beyefendi. Sen yürü ya. Allah Allah. Yanıma gelmiş bir dokunuyorsun bana. Taksici beyefendi. Benim. Üşenmediniz indirin. Valla. Duran burası. Tamam. Ne yanıma geliyorsun? Git yürü işini yap o zaman. Bana geliyorsun ya. Konuşmayacaksın oğlum. Sen bana gelip konuşuyorsun. Sen bana gelip konuşuyorsun ya. Konuşuyorum tabii. Ne? Terbiyesiz. Hep beni susacaksın mı? Sen bana bağırıp çağırıyorsun ne? Niye bağırmayacağım? Bağırmayacaksın tabii. Sen bana bağıracaksın ben susacağım mı? Ya susma tamam git şuradan. Bana yolun kenarından bağırıyorsun. Git, sen git yanıma geliyorsun bana dokanıyorsun ya. Sen kimsin de dokanıyorsun bana ya? Lan oğlum git şimdi dokanmayacağım başka şeyler. Allah Allah adama bak ya. Kafanı kızartacağım. Ne kıracaksın sen? Kim tavuk mu kırıyorsun ya? Tamam. Ne var? Oğlum bak yaşlı başlı adam mısın bak. Elleme beni bak elleme. Öyle bir tane lan sana. Hayvan ölür. Sen bak terbiyeye takın bak ha. Bas git ya vallahi adama bak ya. Tamam. Ya tamam da adam gelip bana sayıyor ne susayım ben? Allah Allah. Adama bak ya kafayı yemiş. Psikolojisine bak ne? Alkol kokuyor. Sabah sabah içmiş adam kafayı yemiş ya. Şöyle bir yere getirdi Yasin beni. Yemek yeme yeri bulma uğruna. Arkadaşlar biraz evvel de kırmızıdan geçmiş taksici. Yani yok, Yasin geçmiş. Yeşildi. Geçerken yeşilmedi. Arkadaşlar canlı yayında siz şahitsiniz. Adam haklı ben mi haklıyım? Neyse Yasin taksiciyle kavga etti. Aç aç da hiç çekilmiyor kavga. Sana onu takip ettim. Adam da bağırıp çağırdı. Wow, 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 wow. Güzel. Ufak çaplı bir tartışma sonucu. Yine biz yemek yemeye gidiyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi. Yalnız arkadaşlar. Abi gerçekten hiç hoş değildi abi. Kavgayı et 360 TL'ymiş balaban köfte yani 10 euro. 10 euro biz de biraz pahalı bulduk dedik burası biraz şişirilmiş bir yer galiba. Biz gidelim başka yerde yiyelim daha uygun fiyatlı yerler vardır diye. Yasin de canlı yayında insanlara sordu. Onlar da belediyenin yanında yerler var orada yiyin dediler. Şimdi size şu güzelliği göstermek istedim. Şu efsane güzelliğe bakar mısınız? Ne kadar güzel. Keşke hep böyle kalsaydı.
Ben böyle bir evde büyüdüm arkadaşlar. Yani bu tarzda da değil de Karaman'ın da böyle evleri var. Toprak ev diyoruz. Ben böyle bir evde büyüdüm aslında. Buna benzer bir evdeyim. Böyle konak tarzda değil de. O yüzden biraz nostalji oldu bana. Günlerden cuma. Size ezan dinletmek istiyorum. Burası ünlü bir yermiş ama fiyat performans biraz kazıkmış. Herkes öyle demiş canlı yayında. Otun pazarı Balaban Köprüsü. Burada da varmış böyle. Daha mı fiyatı? Gel. Bir yere geldik. Hem kitap okuyabiliyorsunuz, hem de soğuk içecek içebiliyorsunuz. Abi işletmenizin ismi nedir? Nasıl? İşletmenin ismi nedir? Tiryakizade. Tiryakizade diye bir yere geldik. Çok hoşumuza gitti. Tüm direklerde böyle şarj var. Dilerseniz telefonunuz falan şarj edebiliyorsunuz. Abi de limonata alayım abi ya. Hangisini tavsiye edersiniz? İki farklı var ya. Ben ikisini de yapıyorum. Hangisine de güveniyorum? Gül şerbetim var, bir de limonata. Ay yo, ben limonata isterim. Tamam. Ben de limonata alayım abi. Küçük boy, büyük boy nasıl olsun? Küçük olsun benimki. Tamam, küçük olsun abi. Abi Emirdağlıymış. Uzatayım biraz. Abi. Emirdağlıymış. Evet, lütfen. O kadar kibar bir beyefendi ki misafirperver. Bir ufak mola verdik. Limonata içtik. Limonata çok güzeldi. İki de su aldık. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Geldiğimiz yerde böyle bir yer. Göstereyim size. El yapımı limonata da var. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. İyi günler. Evet. Yani şu bu bölgeye geldiğiniz zaman her yerde fiyatlar uçmuş. Ama bak bura gerçekten çok uygun fiyat. Hiçbir şekilde kazık değil mi size? Kazık değil yani. Değil mi? Çok güzeldi değil mi? Yasin işte bak doğru insanlarla karşılaştık. Aynen. Ay çok iyi geldi ama. Evet evet. Limonata falan. Şimdi de burayı gezelim mi biraz daha? Gezelim mi? Evet şimdi böyle bir... Bu met helvası değil mi? Bu met helvamız evet. Eskişehir'in coğrafi işaretli ürünüdür. Tamam bundan alayım. Tabii ki evlerim. Ben bu kurabiyeyi de beğendim. Hem de çok beğendim. Bundan da olsun. Tabii ki. Evde bir kurabiyemiz. Kendi üretiminiz mi? İmalatçı olduğumuz için ürünlerimiz kendimiz. Harika. Yasin... O hepsini, o denediklerimizin hepsinden Susam olsun. Susam helvası var. Bir de manda kaymaklı lokum var. Bu da leblebi helvası. Bu leblebiymiş. Leblebiyi de çok severim ben. İçerisinde çifte karnolmuş leblebi var. Kurabiye gibi düşünün. Krema hali. Bunu direkt alalım. Fıstığımız var. Parçacık oranımız %70. Fıstık konusunda çok iddialıyız bu arada. Ben bu haşhaştan alayım bir de bundan. Tabii. Muhteşemmiş Yasin. Arkadaşlar ben gittim bir de iki tane ekstra haşhaş aldım orada. Şöyle Atlahan. Bunu sevmiyorum işte. Bunu sevmiyorum. Yani hana bakamıyorum bile. Ticari şeyden. Arkadaşlar o kebapçı mı bu kebapçı mı derken bizim yolumuz Fahrettin Usta'ya düştü. Tam hanımefendiler, beyefendiler. Nereden geliyorsun? Biz Belçika'dan geliyoruz. Belçika. Yürüme değer ya. Abim görür mü? Ellerine bak var ya. Biz çok uzaktan yürüyerek vallahi, geldik. Bayağı uzaktan geldik abi. Yürüyerek çok uzaktan geldik. Uzaktan mı? Sizi çok met ettiler. He. Geldik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin diyor. Ne yapıyoruz işte? Bak Yasin, YouTuber. Afiyet olsun. Ben şimdi direkt şu biberle bunu gömeceğim arkadaşlar.
sen ben şey yiyeyim. Al bakalım. Avrupa'ya selam götürürsün. Parasyon cemyanı, Ekşili Bağlaman Köy'e hap gidip dersen, olur mu? Evet, tabii ki. He? Tabii ki. Bir reklamını yapacaksın tabii ki. Biz 10 liralık hesap tuttu. 2 aile Yasin 1,5 yedi. Ben tek yedim köfte. Güzeldi. Yasin de illa beyefendinin yaşını öğrenmeye çalışıyor. Biz çıktık şimdi. Eskişehir'i gezdik. Eskişehir'in odun pazarını gittik gördüğünüz gibi. Ancak Eskişehir'de pek gezecek bir yer bulamadık. Yasin de zaten güne kavgayla başladı. Aynen. Yani abi bize dedi ki siz kırmızıda geçtiniz. Niye kırmızıda geçtiniz? Biz canlı yayınımızı tekrar sarıp baktığımızda biz yeşilde geçmişiz. Yaya yeşilmiş yani. Ama biz tam yolun ortasındayken kırmızı olmuş. Biz son anına yetişmiştik çünkü yeşilin. Neyse böyle bir tatsız olay da yaşadık. Ama evet, durun. Hollanda evi gibi bakın. Aynısı. Aynısı gerçekten. Çok şahane olmuş ama çok güzel yapılmış. Neyse işte anlayacağınız güne biraz tatsız başlayınca benim Eskişehir zaten hani görülecek yerini gördük, odun pazarı evleri. İşte bir tane masal yeri varmış çocuklar için. Aynen. Ama bizim ilgimizi çekmedi. Suda gondol var dediler. Biz Amsterdam'da falan zaten. Ya, o gondol ama o da dikkatim. İşte yapay yani. Yapay sonuçta yani. Pek ilgi çekicini bulmadım. Tarihi şeysi yok. İşte odun pazarı evleri güzeldi. Gezmeye değer. Yemek derseniz yemek yeri çok var ama Eskişehir'e has yemek yeri evet, yok. Evet. Çiğ börek zaten biz kendimiz de o tarz bir şey yapıyoruz. Ama köftesi güzeldi. Güzeldi. Balaban köftesi çok güzeldi. Çok güzeldi. Bak o güzeldi. Ama fiyat pahalıydı. Yani pahalı. Yani Eskişehir biraz pahalı galiba. Evet. Neyse şimdi biz yol bizi nereye götürürse oraya gideceğiz. Yolculuk bu şekilde bizim için devam ediyor. Biz Çanakkale'ye doğru giderken İnegöl'den geçiyoruz. Burada da bir köfte yemesek olmaz tabii ki. İnegöl'de pek gezecek yer yokmuş. Evet, köfte yemeye gideceğiz. Oradan devam Çanakkale'ye doğru gideceğiz. Yolumuzun üzerinde İnegöl kaldığı için ben köftesini, metini çok duydum. İnegöl köftesi yemeden gitmeyelim dedik. Yaz bak oradaki o masa çok güzel. Bayan buyurun. Orası aile, burası aile. Buyurun. Evet. Arkadaşlar Yasin benim seçtiğim yeri beğenmedi. Yine kendi seçtiği yere geldi. Bence süper. Evet arkadaşlar meşhur İnegöl köftesi buymuş. Yolumuzun üzerinde kaldığı için biz de denemeye buraya geldik. Galiba biberli sebze seçiliyor. Evet. Geldik. Ve beyefendi yanımıza geldi dediler. Dedi ki çocuklar siz nereden geldiniz? Biz de dedik ki biz Karaman'dan geliyoruz. Beyefendi dedi ki şu an tüylerim diken diken oldu. Bizim aile ismimiz Karaman. Nereden geldiğimizi unutmayalım diye aslında Yugoslavya'dan ya da Yugoslavya dedi ya. Yugoslavya'dan. Abi soralım birazdan. Tam söylesin. Evet tam anlatsın. Hazırlanacağım. Evet. Fiyatlar bu şekilde. Kaşarlı köfte varmış. Ben normal köfte alacağım Yasin ya. Evet, isminiz nedir? Hasan Mete. Hasan Mete. Hasan abi, nereden gelmişsiniz? Karaman'la ilişkiniz ne? Konya Karaman'dan Kosova'ya, yani 1389'da zaten İstanbul'dan önce fetholduğu için 1450'de İstanbul fetholuyor. Kosova 1389'da göç alıyor. Mükemmel Türkçe konuşurlar ama tabii buradan gittiklerinde soy ağacında babamın dedesinin ismi Konya'dan, Karaman'dan gittikleri için beylinden, uç beyliği olduğu için orada ismini Karaman diye koymuşlar ve babamın dedesinin ismi Karaman. Kosova'da Prizren'de Dragaj bölgesi, efendime söyleyeyim, o bölgede yaşayan halk çoğu Mamuşa, Priştina, o bölgede yaşayan çok Bulgaristan'da
Karaman'dan gitmek çok göç. Çok var. Evet. Mesela Kırcalı da var, işte Plovdiv de var. O zamanki yani giderken de buradan boş yani ne iş yapacaklar, gelecekle endişeleri olmasın diye burada eğitiliyor. Pasta yapma öğretiyorlar, işte yemek yapma öğretiyorlar. Orada yani geçimlerini gelecekle sağlayabilmeleri için burada eğitim gördükten sonra Osmanlı oraya gönderiyor. Ondan sonra buraya tekrar döndüklerinde Türkiye'ye tabii yıllar sonra göç geliyor. Buraya geldiklerinde de o kültürü burada pastacılar, şeyler, işte ne bileyim, köfteciler, aşçıların çoğu Balkan kökenli. Evet, yani, onu fark ettim ben tabii. De. Annem ilk Kosova'ya gitti. Onlar da çoğu biliyor Karamanlı olduğunu. Evet. Annem bir Balkan turu yaptı. Tamam. Onlar Türkiye'de yaşıyor. Dönüş yaptılar Hollanda'dan. Hı hı. Balkanlara gittiler. Hatta Kanarya açmışlardı. Bir teyze vardı. Türkçe konuşuyordu. Beni şaşırtmıştım gerçekten. Ya zaten şimdi mesela Gora bölgesi dediğimiz o Şar dağlarındaki çoğu evet. Yaşlı insanların %75'i Türkçe, öz Türkçe konuşuyor. Evet. Balkanlarda örneğin Kosova'da. Tamam. Örneğin Kosova'da ayrı bir Ramazan havası yaşıyor. Kayınvalidem de dedi, cuma günü gittik biz dedi. Evet. Etrafta esnaf tüm kilitledi, cumaya evet. Gitti dedi. Şimdi öyle bir şey kilitlemede de değil. Kapısına sandalye koyar, evet. Camisine gider, cumasına gider. Evet, evet. Bayram namazında müthiş derece bir kalabalık ortam. Dışarılarda mesela Kırık Minare diye Frizlen'de bir Osmanlı'nın Kosova'yı aldığı dönemlerdeki Kırık Minare'de bir cami eski artık yıkılmış evet. Kalmamış. Mesela orada o bayram sabahı hınca hınç millet bayram namazı kılıyor. Ne güzel ya. Ve çok güzel. Büyük bir alan. Evet. İnsanlar bütün hepsi orada şey yapar. Mesela Arnavutluğa git, Arnavutluk'ta öyle. Makedonya'ya evet. Gidin, Üsküp'te öyle. Mesela Ohri'ye gidin, Ohri'de çoğu insan Türkiye'yi çok iyi biliyor. Evet, evet. Yani ama size bir tavsiyem var. Ramazan'da mutlaka gidin tamam. Ki Ramazan'da Piteyka dedikleri olay var. Gece saat mesela 10-11 gibi. Evet. İşte saat örneğin öğlenden sonra 4'ten sonra kuşluk vakti denilen olay var. Evet. Bir de forza derler. Gençler, kızlar bir taraftan gider, erkekler bir taraftan gider. Birbirlerine mani söyleyerek herkes tabii neyse. Korza derler. Evet. Anlatabiliyor muyum? Korzaya çıkarlar. O farklı bir yaşam. Çok güzel. Yani inşallah giderim. İnşallah gidin. Yani evet. Balkanların zevkini yaşamak herkese nasip olsun. Peki evet. Niye taşındırılmışsınız? Ya olması gereken niye öyle bir güzel soru sordunuz ki bana da. Çünkü oraya Osmanlı yani Karaman'dan gidenlerin öyle diyeyim Osmanlı demeyeyim dünür oldular tabi belli bize Selçuklu Uçko'yu yani isyankar ve baş kaldırmışlar. Aynen evet. Onu demenizi bekliyordum aynen. Ben. Şimdi onları da ne yapmışlar? Almışlar götürmüşler ama bunu yaparken kasıt yok. Orada gidip de yani İslamiyet'i yani İslam şeyleri çok mesela orada biliyorum Bektaşiliğin ana vatanı Balkanlardır. Evet. Balkanlardır. O arada Horasan'dan gitme mesela burada Baba Sultan diye bir yer var. Horasan'dan yani hani Alperenler'den öyle değil. Evet. Ondan sonra o bölgede insanlarımızın ve gitmelerinin sebebi İslamiyet'i o bölgelerde yerleştirebilir, yaymak. Amaç bu. Evet. Hani bunu kasıt olarak yani başkaldırmış gitmiş falan filan tamam olabilir ayrı bir konu ama gerçek olan bir şey var. Elhamdülillah Müslümanız. Evet evet yani, tabii ki. Yani İslam'ın önderliğini, bayraktarlığını yapmak amacıyla diyorum ya 1389'da fethi oluyor. İstanbul 1453'te. Çok evet. Büyük bir rakam yani yıl olarak. Yani bir evet, insan evet. Ömrünün yani 80-90 yıllık bir bölüm bir parçasının aradaki fark zaman farkı var. Yani 70-80 yıllık dedik yani 1453-1389 aradaki farkı. Oradaki insanlar o kadar güzel ki hala da örf ve adetler devam ediyor. Evet. Örneğin bir yere girdiniz, bir misafirliğe gittiniz, şaşırıyorlar sizi nasıl karşılayacaklar onu. Doğru. Tanısın, tanımasın. Evet. Sizi kolunuzdan tutup mutlaka misafir ediyorlar. Evet, evet. Hiç yabancı. Benim örneğin orada bir başıma bir olay geldi. Araç kiraladım, gidiyordum. Arıza yaptı arabanın hararet yaptı. Gerisi geriye döndüm, geldim. Bir baktım bir tamirhane. Arabayı oraya yaraştırdım. Ondan sonra bana çıkardı anahtarlarını verdi. Gittim işimi hallettim. Geldim ben o sıra gidip gelene kadar tanımıyor beni. Evet evet. Adam mazot da aldım hani ayıp olmasın, abes olmasın evet, diye. Evet.
Adam bana çokça kızdı. Hatta çocuğunun gözü gördü. İstanbul'da tedavi görüyordu. Evet. Çocuklara baktım. Futbol takımı bilmem ne falan filan formalar falan istedi. Türk formaları. Evet. Onlar daha düşkün gerçekten. Evet yani hakikaten yani Türklük o kavramı farklı bir şey. Türk doğulur. Olunmaz. Evet. Bilmiyorum. Doğru. Bence öyle yani. Ama çok doğru. Şimdi İnegöl köftesinin farkı nedir diğer köftelerden? Biz sevgi katıyoruz. Emek katıyoruz. Sevgi ve emel olmadığın hiçbir şeyin güzel lezzeti olmaz. Doğru. Onun için biz atadan dededen gelen işimizi yapıyoruz. Ve benim orada soyadım hala Çufta. Yedi göbekten beri köfteyle. Yani Çufta oralarda köfte anlamında. İşte bir Bosna'ya geçersen kebapçı mesela Bulgaristan'da kebapçı. Kebap içi Bosna'da. Efendim nasılayım? Bunlar yani hepsi ortak bir kültürün mozaiği. Evet. Ve işimizi çok seviyoruz. Bu bayrağı, bu milleti, bu vatanımızı çok seviyoruz. Neyse. Allah bu vatanımıza namert eli değdirmesin. Amin. Amin. Yani olay bu. Bizim yüklerden sizlersiniz. Evet, çok sıcak bu. Ya arkadaşlar, İnegöl köftemiz geldi. Ben bir porsiyon istedim. 6 adet biber ve domatesle ve böyle bir sosla servis oluyor. Şöyle ekmek var. Ekmeği de gösterir misin? Bekle. Çok güzelmiş. Efsane. Çok güzel, muhteşem. Teşekkür ederiz. Evet, abi bu nedir? O salça sosumuz acı. Çok güzel. Bu üzüm şırası sizin buralarda meşhur galiba. Evet, teşekkürler. Yani şöyle söyleyeyim. Çok güzel. Müslümanlığa geçtiklerinde Türkleri Müslüman olduktan sonra alkole alternatif ürünler yapmışlar. Bu nedir? Bozadır, saleptir, şıradır. Anlatabiliyor muyum? Evet evet. Anladım. Çok güzelmiş ama. Hayır, onu bilmiyordum bak. Acayip şimdi, güzelmiş bu. Ama gerçekten çok duyduk burada. Ben hiç duymadım üzüm şırası. Çok güzelmiş ya. Muhteşem. Abi de ikram olarak, ikram abi bunlar. Aldığımız bir sos var. Onun tadına bakacağım şimdi. Sabah çıkarmış. Nasıl? Yasin beleşe şeyi de aldı. Muhteşem abi. Sos takıyor. İçinimize de çıkıyor falan. Değil mi? 570. Aslında yine araç başında. Evet, İnegöl'den çıktık. Bandırma'nın oradan geçeceğiz. Bandırma'da güzel diyorlar. Oraya gitmek istiyor musun? Evet, güzel. Şimdi Bandırma'ya gidip oradan Çanakkale'ye gideceğiz. Bakalım Bandırma'da neler var.